Herkese selam. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Sıfırdan matematik serisi. Sıfır matematik serisi. Şimdi bu seri hangi öğrencilerimize hitap edecek? Hocam ben hiç matematik bilmiyorum. Negatif sayıları toplarken kafam karışıyor. Pozitif sayıları toplarken kafam karışıyor. Toplama işleminde dahi zorlanıyorum diyen öğrencilerimizin, yani hiç temeli olmayan öğrencilerimizin, toplama işleminde dahi zorluk çeken öğrencilerimizin faydalanacağı bir seri olacak arkadaşlar. Şimdi ilk slaytımızdan başlayalım. Toplama işlemi. Hangi sayıları topluyorum? Hocam iki tane pozitif sayıyı toplayabilirim. İki tane negatif sayıyı toplayabilirim. Ya da bir pozitif bir negatif sayıyı toplayabilirim. Şimdi buraya baktığımız zaman ne yapmışım buradan? İki tane pozitif sayıyı topluyorum değil mi? 55 artı 26. İki tane pozitif sayıyı topluyorsam normal toplama işlemini yapar, artıyı koyarım. Yani 55 ile 26'yı topladığımda bunun cevabı 81'dir. Doğru mu? Bu aynı zamanda artı 81'e eşittir. Ama unutmayın arkadaşlar, pozitif sayıların önündeki artı yazılmaz. Yani biz gidip bunun cevabını artı 81 olarak yazmayız, 81 olarak yazarız. Niye? Gerek yok. Çünkü ben 81'i gördüğümde zaten bunun cevabının artı 81 olduğunu bilirim. 80 ile 70'i topladığımda bunun cevabı 150'dir derim. Peki ikiden fazla sayıları toplayacağımız zaman nasıl yapacağız hocam? İlla ki böyle sırayla mı toplamak zorundayım? Hayır, sırayla toplama yapmak zorunda değilsiniz. Unutmayın, toplama işleminde veya çıkarma işlemini. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İşlem sadece toplama işleminden ve sadece çıkarma işleminden oluşuyorsa istediğiniz işlemi yapmaya başlayabilirsiniz. İstediğiniz işlemi yapmaya başlayabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum, sizin işleminiz sadece toplama veya çıkarmadan oluşacak. Yani bunun içerisinde bir çarpma, bir bölme olmayacak. Şimdi bakın burada sadece toplama işlemi görüyorum. O zaman istediğim sayıdan başlayabilirim. Bakın 17 ile 32'yi topluyorum. 49 değil mi? Artı 21 ile 24'ü topluyorum. 45 eşittir. Bu ikisini topladığımızda 94 bizim cevabımız olacak. Diğer bir soruya bakalım. Burada da önce atıyorum şu ikisini topluyorum. Kaç yaptı? 44 artı. Sonra şu ikisini topluyorum. 66 kaç yaptı? 110 benim cevabım olacak. Tekrar ediyorum. Sadece toplama işleminden oluşuyorsa istediğiniz sayıları toplamaya başlayabilirsiniz. Evet, diğer bir husus. İki tane negatif sayıyı topluyorsak ne yapacağız hocam? Şimdi burada size göstermem gereken birkaç husus var arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi biz diyoruz ki hocam iki tane işaret yan yana gelemez. Yan yana gelir ise parantez ile gösterilmek zorunda ikinci işaret. Parantezin içerisine alınmak zorunda. Bakın dikkat edin. Burada artı var. Burada eksi var. İki işaret yan yana geldiği için ikinci işareti parantez içerisinde yazmışım. Aynı şekilde burada artı var, burada eksi var. İki işaret yan yana geldiği için ikinci işareti parantez içerisinde yazmışım. Bu kuraldır. Bunu böyle yazmak zorundayım. Yani şöyle yazamazsınız arkadaşlar siz bunu. Eksi 5 artı eksi 14. Böyle bir yazım şekli yoktur. Buraya parantezi koymak zorundasınız. Tekrar ediyorum. İki işaret yan yana gelemez. İkinci işaret parantez içerisinde yazılmak zorunda. Peki hocam, iki işaret yan yana geldiğinde ne yapacağım? İki işaret yan yana geldiğinde yukarıdaki kurallara bakacağız arkadaşlar. Yukarıdaki kurallara bakacağız. Yani işaretlerin çarpımı kuralına bakacağız. Ona geçmeden önce şunu da anlatmak istiyorum. Düz mantık düşünecek olursak biz ne dedik? Biz dedik ki hocam, İki tane pozitif sayıyı topluyorsak, mesela 5 artı 14, iki tane pozitif sayıyı topluyorsak bu ikisini toplarım 19. İkisi de artı olduğu için cevabım artı 19'dur. Evet, iki tane negatif sayıyı topluyorsam, eksi 5 artı eksi 14. İki tane negatif sayıyı topluyorsam bu ikisini yine toplarım 19. Ama işaretim negatif olduğu için cevabım eksi 19 derim arkadaşlar. Diğer bir husus. Şimdi ikinci soruyu da bu şekilde çözebilirsiniz. Hocam eksi 9, eksi 8 artı ile eksi yan yana gelmiş. Düzeltiyorum. İki tane negatif sayıyı topluyorum. O zaman eksi 9, eksi 8 iki negatif sayıyı topladığım için
9 ile 8'i toplarım 17. İşaretler negatif olduğu için cevabım eksi 17 olur derim. Şimdi bakın, bu birinci durum. İkinci durum. Bu gösterimden bu gösterime nasıl geçeceğiz? Şimdi bir de bunu anlatayım arkadaşlar size. İşte burada yukarıdaki işaretlerin çarpımı hususunu konuşacağız. Bakın. Ne dedik? Dedik ki iki işaret yan yana gelemez. İkinci işaret parantez içerisinde gösterilmek zorunda. Peki iki işareti ben nasıl sonuçlandırmalıyım? Diyoruz ki iki tane artının çarpımı artıdır. İki tane eksinin çarpımı artıdır. Yani aynı işaretlerin sonucu artıdır. Negatif işaret, düzeltiyorum, farklı işaretlerin çarpımı negatiftir. Unutmuyoruz. Aynı işaretlerin çarpımı artı, farklı işaretlerin çarpımı eksidir, negatiftir. Şimdi bakın dikkat edin. Burada ne var? Artı, eksi. Artı ile eksi yan yana gelmiş. Aslında şurada bir gizli bir çarpma işlemi var arkadaşlar. Artı ile eksi, yani artı ile eksinin çarpımı, farklı işaretlerin çarpımı neydi? Negatifti. O zaman burası ne olacak? Burası negatif olacak. Yani ben bunu eksi 5, eksi 14 diye yazabilirim. Ya da buraya gelelim. Artıyla eksi ne olacak? Burası iki tane zıt işaret. Eksi 9'u yazalım. Zıt işaretlerin çarpımı neydi? Negatifti. O zaman ben buraya eksi 8 yazabilirim arkadaşlar. Şimdi mantığımızı tekrar konuşturalım. Ne dedik? Dedik ki iki tane pozitif sayıyı topluyorsam, iki tane pozitif sayıyı topluyorsam bunları toplarım, cevabım artıdır. İki tane negatif sayıyı topluyorsam bunları toplarım, cevabım eksidir dedim. Doğru mu? Bakın bu gösterimle şu gösterim aynı anlama geliyor. O zaman burada da benim cevabım ne olacak? Eksi 5, eksi 14. 5 ile 14'ü topladım 19. Cevabım eksi 19. Zaten biz bunu bulmuştuk. Burayı da bulmuştuk. Eksi 17 bulmuştuk. Burayı da yapalım. Eksi 33, eksi 11. Ney? 44. Ama ikisi de eksi olduğu için eksi 44. Eksi 18, eksi 17. Cevabım ne? Cevabım 35. İkisi de eksi olduğu için eksi 35 benim cevabım olacak arkadaşlar. Sizden ricam lütfen her slaytı dinledikten sonra, her birini dinledikten sonra arkadaşlar durdurun, tekrar dinleyin, tekrar soruları çözün arkadaşlar. Evet, bu sayfaya bakalım. Şimdi buraya baktığımızda bu sefer ne görüyorum? Birden fazla, ikiden fazla, düzeltiyorum, ikiden fazla pozitif ve negatif sayıların toplandığını görüyorum. Doğru mu? Şimdi bilgilerimizi uygulayalım. Direkt şurada şunu söyleyebiliriz değil mi? Hocam, eksi 6 ile eksi 8'in toplamı nedir? İki tane negatif sayıyı topluyorum. Eksi 14'tür. Eksi 14, eksi 1. Şöyle yazalım. Eksi 14, eksi 1. Neydi arkadaşlar bu? İki tane negatif sayının yine toplanması demek aslında bu değil mi? Şunu tekrar gösterelim şurada. Eksi 14, eksi 1 demek aslında eksi 14 artı eksi 1 demek. Değil mi? Artı ile eksiyi çarptığınızda şu ortaya eksi diye gelir. Eksi 14 eksi 1 ne olacak? Eksi 15 olacak. Bakın eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Bunların hepsini topluyorum. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14. Ama hepsi eksi olduğu için eksi 14 benim cevabım olacak. Buraya bakalım. Bakın eksi 1. Eksi 1 ile kimi toplamışım? Eksi 3'ü toplamışım. Eksi 5'i toplamışım. Eksi 7'yi toplamışım. Hepsini toplayalım. Biz ne biliyoruz? Biz şunu biliyoruz. Hocam karışık toplama yapabilirdik değil mi? Bunu konuşmuştuk. Eksi 7 ile eksi 3'ü topluyorum. Eksi 10. Eksi 5 ile eksi 1'i topluyorum. Eksi 6 eşittir eksi 16. Benim cevabım olacak. Aynı şekilde mesela burada da karışık toplama yapalım mı? Karışık toplama yapmayalım burada. Çünkü şu ikisini toplamak daha kolaydır. Eksi 8 ile eksi 12'yi topladığım zaman eksi 20. Eksi 20 ile eksi 20'yi topladığım zaman eksi 40. Eksi 40 ile eksi 15'i topladığım zaman eksi 55 benim cevabım olacak. Burayı toplayalım. Burada ne yapalım? Mesela burada önce şurayı toplayalım. Bakın şu ikisini toplamak kolaydır. Eksi 8 ile eksi 12, eksi 20. Eksi 20 ile eksi 20, eksi 40. Eksi 16 ile eksi 4, eksi 20 eşittir. Eksi 40 ile eksi 20, eksi 60 diyeceğim. Bakın, eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 3.
Siz şunu biliyorsunuz değil mi? Eksi 3, eksi 3 demek ne demek? Eksi 3, eksi 3, eksi 6 demek. Doğru mu? Topluyoruz. 3 ile 3'ü topladım. 6. İkisi de eksi olduğu için eksi 6. Eksi 3, eksi 6, eksi 9, eksi 12, eksi 15, eksi 18. Benim cevabım olacak diyeceğim arkadaşlar. Devam. Buraya bakalım. Şimdi iki tane pozitif, iki tane demeyelim. Pozitif sayıların toplanmasını, negatif sayıların toplanmasını konuştuk. Şimdi de bir pozitif, bir negatif, yani pozitif sayılarla negatif sayıların toplanmasını konuşacağız. Bakın 3 artı eksi 6. Doğru mu? Şimdi bunu da çözerken iki şekilde çözebilirsiniz. Nasıl çözebilirsiniz? Birincisi dersiniz ki hocam artı ile eksi yan yana gelmiş. Bu ikisini çarparım. Çarptığım zaman 3'ü yazalım öncelikle. Bu ikisini çarptığım zaman biz artılarla eksilerin çarpımının yani farklı iki işaretin çarpımının ne olduğunu biliyoruz. Negatif olduğunu biliyoruz. İkisini çarptım, eksiyi koydum, 6'yı yazdım. 3 eksi 6. Unutmayın, çıkarma işleminde küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyorsanız cevabınız negatiftir. 6'dan 3 çıktı. 3 bizim cevabımız olur. Devam ediyorum. Bakın burada dikkat edin, herhangi bir parantez durumu söz konusu değil, değil mi? Ne var burada? Eksi 7 var. Burada ne var? Artı 9 var. İki tane farklı işaretli sayı var. Şimdi burada da yapacağınız şey şu. İkisinin işareti de birbirinden farklı olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkarın. Ama işaretlere bakmayın. Bakın, büyük olandan küçük olanı çıkaralım. 9'dan 7 çıktı. Kaç kaldı? 2. Büyük olanın işaretini yazın. Bitti. Yukarıda da aynısını yapabilirsiniz. 3, 6. Hangisi büyük? 6 büyük. 6'dan 3'ü çıkarın. 3. Büyük olanın 6'nın işaretini koyun. Eksi 3. Bitti. Buraya bakalım. Burası zaten direkt 7 eksi 3, 4'tür. 7'den 3'ü çıkardım. 4. Buraya bakalım. Eksi 22 artı 66. Ne dedik? İki tane zıt işaretli sayının toplamı. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 66'dan 22 çıktı. 44. Büyük olanın işaretini yazıyorum. Artı 44. 53 artı eksi 18. Bakın zıt işaretli iki sayının toplamını yapıyorsak her zaman büyük olandan küçük olanı çıkaracağız. 53'ten 18'i çıkaracağım. 5, 35 yapar. Büyük olanın işaretini koyacağım. Artı 35. Artı koymanıza gerek yok gerçi burada. Burada bakın bunu şöyle de yazabilirsiniz. Hocam 53 artı ile eksi yan yana geldi. Artı ile eksinin çarpımı eksi 18. 53'ten 18 çıktı. 35. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Eksi 1 artı 99. İki tane zıt işaretli sayının toplamı. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 99'dan 1 çıktı. 98. Büyük olanın işaretini yazıyorum. Artı 98 benim cevabım olacak. Devam. Şimdi buraya bakalım. Bakın bu sefer karşımıza ne çıktı? Karşımıza çıkan şey şu. Pozitif sayılarla negatif sayıların yine toplamı ama 4 tane 5 tane yani çok fazla sayının toplamı. Şimdi biz ne dedik? Bir dedik ki hocam toplama ve çıkarma işleminden oluşuyorsa sadece. Bakın burada benim işlemlerim toplama ve çıkarmalardan oluşuyor. Başka bir işlem yok. İstediğimizden başlayabiliriz. Bu bir. Evet, şimdi başlayalım. Bakın, burada ne yapabilirim? Şurada eksi 16 var. Artı 14 var. Eksi 16 artı 4. Zıt işaretli iki sayının toplamı. Değil mi? Eksi 16 artı 14. Ne dedik? Büyük olandan küçük olanı çıkar. 16'dan 14 çıktı. 2. Büyük olanın işaretini koy. Eksi 2. Bakın şunu sakın karıştırmayın. Şimdi ben büyük olandan küçük olanı çıkarın diyorum ama mutlak değerci büyük olandan mutlak değerci küçük olanı çıkarın. Yani hocam işte eksi 16 artı 14'ten küçüktür. Hani tam sayılar kısmına girmeyin. Henüz oraya girmedik. Şu an daha 4 işlem yapıyoruz zaten. Tamam. 16 14'ten büyüktür. 16'dan 14'ü çıkardım. 2. İşaretim eksi olduğu için 16'nın işareti eksi olduğu için eksi 2'yi yazdım. Şimdi şuradan devam edelim. Bakın artı 12 doğru mu? Eksi 3
Eksi 7. Şimdi şu artı 12'yi yazalım. Yazdım. Eksi 3, eksi 7. İki tane aynı işaret. Neydi bunun cevabı? İkisini topluyorum. İşaretimi yazıyorum. Eksi 10. Devam ediyorum. Eksi 2 artı 12. Zıt işaret. Büyükten küçüğü çıkardım. 12'den 2 çıktı. 10. Büyün işaretini yazdım. Artı 10. Eksi 10. 10'dan 10 çıktı. 0. Benim cevabım olacak. Devam. Bakın. Eksi 1 artı 3. Zıt işaretli. 3'ten 1'i çıkarıyorum. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 3'ten 1 çıktı 2. Büyün işaretini yazdım. Artı 2. Şurayı yapalım. Pardon. Şurayı yapalım. Eksi 5 artı 7. 7'den 5 çıktı 2. Büyün işareti artı 2. Şurayı yapalım. Eksi 21, eksi 29. İkisinin işareti de negatif. Negatifi koydum. 21 ile 29'u topluyorum. Bakın işaretler aynıysa toplama işlemi yapıyorum. İşaretler farklıysa büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 21 ile 29'u topladığım zaman 50. Şimdi şu işlemi yapalım. Burası ne? Artı 2 artı 2. Yani artı 4. Eksi 50. Eşittir. Eksi 46 benim cevabım olacak. Niye eksi 46? Hocam artı 4 eksi 50. Büyük olan sayı 50. 50'den 4'ü çıkardım. 46. Büyük olanın işaretini koydum. Eksi 46. Devam edelim. Bakın eksi 32 artı 24. Eksi 32 ile artı 24'ü işleme sokacak olursak ikisi de farklı işaretli. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 32'den 24'ü çıkardım 8. İşareti negatif olduğu için eksi 8. 6 ile 14'ü topladım. Artı 20. Bir de burada ne var? Eksi 7 var. Bakın. Eksi 8 ile eksi 7'yi işleme sokuyorum. Ne demiştim? Sadece toplama ve çıkarmalardan oluşuyorsa önce istediğimi yapabilirim. Eksi 8 ile eksi 7'yi işleme soktuğum zaman ikisi de negatif işaretli olduğu için yani ikisi de aynı işaretli olduğu için işaretimi koyuyorum. İkisini de topluyorum. Bir de şurada ne var? Artı 20 var. İkisi farklı işaretli olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 5. Büyük olanın işaretini yazıyorum. Artı 5. Unutmayın. İkisi aynı işaretli ise toplayıp işareti yazacaksınız. İkisi farklı işaretli ise büyük olandan küçük olanı çıkarıp büyük olanın işaretini yazacaksınız. Devam edelim. Bakın ikisi aynı işaretli. O zaman burası ne olur? Eksi 20 olur. İkisini topladım, işaretimi koydum. Burası ne? İkisi farklı işaretli. Büyük olandan küçük olanı çıkardım. 9'dan 5 çıktı 4. Büyük olanın işareti eksi olduğu için eksi 4. Eksi 20, eksi 24. İkisi de aynı işaretli olduğu için ikisini topladım 24. İkisinin işareti eksi, eksi 24. Devam edelim. Bakın, eksi 5 ile eksi 15'i işleme sokuyorum. İkisi de aynı işaretli. O zaman bunun cevabı ne olur arkadaşlar? Eksi 20 olur. Doğru mu? Bakın dikkat edin. Şurada da bir artı 20 var. Artı 20 ile eksi 20'yi işleme sokarsam zaten 0 olur. Gitti. İşte bu çok güzel denk geldi. Hani dedim ya istediğiniz yerden işleme başlayabilirsiniz. İşte bunlara dikkat ederek istediğiniz yerden işleme başlayarak bu şekilde sadeleştirmeler yapıp işlemi sade hale getirebilir, basitleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gitti. Şurada bir artı 10 kaldı. Şurada da eksi 25 kaldı. İkisinin bakın tekrar yazalım. 10 eksi 25. Artı 10, eksi 25. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 15, büyün işaretini yazıyorum. Eksi 15. Şöyle de düşünebilirsiniz bunu. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa cevabımız ne olur? Cevabımız negatiftir. Buraya bakalım. Eksi 2, eksi 4, eksi 6. Bakın, üçü de aynı işaretli. Üçünü de topluyorum. 12, işaretim eksi 12. Artı 5 artı 7 ikisi de aynı işaretli. 12 artı 12 birbirini götürdü. Cevabım 0 diyeceğim. Evet gelelim buraya. Şimdi neyi görüyoruz? Şimdi de çıkarma işlemini görüyoruz. Çıkarma işlemi ve yine toplama işlemi de çıkarma işlemi ikisi karışık. Şimdi baktığımız zaman eksi 6'dan eksi 6'yı çıkarmışım. Bakın. Elmadan elmayı çıkarıyorsunuz. Sonuç ne olur? Sıfır olur. Değil mi? Hadi bunu ispatlayalım. Nasıl ispatlayabiliriz? Hocam biz şöyle bir şey öğrenmiştik. Eksi ile eksi yan yana gelirse ne olur? Artı olur demiştik.
Eksi 6 artı 6 ne olacak burası? 0 olacak diyeceğiz. Doğru mu? Buraya bakalım. Bakın eksi ile eksi yan yana geldi. Eksi ile eksi yan yana gelirse burası ne olurdu? Artı olurdu. Doğru mu? Bakın eksi 8 artı 5. Zıt işaretli. Büyükten küçüğü çıkardım 3. Büyüğün işaretini yazdım. Eksi 3. Burada ne var? Artı 2 var. Eşittir. Eksi 1. Zıt işaretli. Büyükten küçüğü çıkardım 1. Büyüğün işareti eksi. Eksi 1 benim cevabım olacak. Bakın iki tane aynı işaret yan yana gelmiş. Burası ne olur? Artı olur. Bunu konuşmuştuk. 10 ile 9'u topladığımda 19 benim cevabım olacak. Bakın eksi ile eksi yan yana gelmiş aynı işaretler pozitif olur. Eksi ile eksi yan yana gelmiş aynı işaretler pozitif olur. 5 artı 10 ne yaptı? 15. Eksi 15 artı 20. Şunlar birbirini götürdü. 0 yapar. Cevabım artı 20 derim. Buraya bakalım. Bakın eksi ile eksi yan yana gelmiş artı. 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 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Gördüğünüz gibi direkt toplama işlemine dönüştü. 9, 12, 14, 15 bizim cevabımız olacak. Eksi ile eksi yan yana gelmiş artı. Eksi 2 artı 8 nedir burası? Büyükten küçüğü çıkardım. 8'den 2 çıktı 6. Büyün işareti artı 6. Eksi 3 eksi 4 daha. İkisi de aynı işaretli. Eksi 7 artı 1. Bakın ikisi zıt işaretli. Büyükten küçüğü çıkardım 1. Büyün işaretini yazdım. Eksi 1. Burada ne var? Artı 1. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Ne kaldı? 0. Devam. Şimdi çıkarma işlemine bakalım aynı şekilde. Az önceki de aslında çıkarma işlemiydi. Sol tarafı yanlış yazmışız. Oraya takılmayın arkadaşlar. Mantığımız aynı. İki işaret yan yana gelirse ne yapıyoruz? İşaretler aynıysa artı, işaretler farklıysa eksi yazıyoruz arkadaşlar. İşaretler aynı. O zaman burası ne olacak? Artı. İşaretler aynı. Eksi ile eksi. O zaman burası ne olacak? Artı. Bakın eksi 4 artı 5 ne yapar? Şöyle yazalım. Artı 1 yapar. 5'ten 4 çıktı 1. 5'in işareti artı olduğu için artı 1. Bir de burada ne var? Artı 1 var. Ne yaptı? Artı 2 yaptı. Eksi eksi artı olur. Eksi 12 artı 11. Büyükten küçüğü çıkardım. 12'den 11 çıktı 1. 12'nin işareti eksi olduğu için eksi 1. Artı 2 eksi 8. Büyükten küçüğü çıkardım. 6, 8'den 2 çıktı. 6. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 6. Eksi 1, eksi 6. İkisi de aynı işaretli olduğu için eksi 7 benim cevabım olacak. Tekrar ediyorum. Aynı işaretlerde toplama yap, işareti yaz. Farklı işaretlerde büyükten küçüğü çıkar, büyüğün işaretini yaz. Eksi ile eksi yan yana gelmiş, artı olur. 20, eksi 40. 40'tan 20'yi çıkardım. 20. Çünkü bunlar zıt işaretli görüyorsunuz. 40'ın işareti eksi olduğu için eksi 20. Şurada ne var? Artı 10 var. Bakın eksi 20 artı 10. 20'den 10 çıktı 10. 20'nin işareti eksi olduğu için eksi 10 benim cevabım olacak. Tekrar edelim. Devam edelim. Önce işaretleri düzenleyin arkadaşlar. Yan yana gelen işaretleri düzenleyin. Bakın. Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Burası ne olacak? Artı. Sonra işleme devam edelim. Bakın şurada bir artı 10 var. Şurada eksi 10 var. Birbirini götürür. Şurada artı 10 var. Şurada eksi 10 var. Birbirini götürür. Cevabım 10'dur derim. İşaretlerimizi, yan yana gelen işaretlerimizi önce düzenliyoruz. Artı, artı. Bakın 50'den 25 çıktı. 25. Doğru mu? 25 eksi 11 ne yapar? 14. Artı 16 artı 20. 14 ile 16'yı toplarsanız 30, 20 ile toplarsanız 50 bizim cevabımız olur. Eksi ile eksi yan yana geldi artı. 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 Şimdi bakın burada eksi 18 var. Şunların hepsi pozitif. Gördünüz mü? O zaman önce bir burada toplama işlemi yapalım. Burada da şu dikkatimi çekiyor. Bakın 48 ile 12'yi toplamak kolaydır. Bunun cevabı nedir? 50, 58, 60. Doğru mu? 35 ile de 1'i toplayalım. 36. Bakın 60 ile 36'yı topladım. 96. Önde ne var? Eksi 108 artı 96. Eksi 108 artı 96. Büyükten küçüğü çıkarın. 108'den 96 çıktı. 108, 12 yapar. Doğru mu?
Büyün işareti negatif olduğu için cevabım eksi 12 derim arkadaşlar. Devam. Evet, çarpma işlemini geçmeden önce. Bakın ne gördük? Toplama ve çıkarma işlemini gördük. Ne dedik toplama işleminde ve çıkarma işleminde? Mantık aynıdır zaten. Dedik ki ikisinin işareti de aynıysa toplama işlemi yap, işareti yaz. İkisi artıysa artı yaz, ikisi eksiyse eksi yaz. İkisinin işareti farklıysa büyük olandan küçük olanı çıkar, büyük olanın işaretini yaz. Aynı zamanda dedik ki işaretler yan yana geldiğinde aynı işaretler artıdır, farklı işaretler eksidir dedik. Önce bunu düzenle, sonra işlem yapmaya devam et dedik. Şimdi gelelim çarpma ve bölme işlemine. Çarpma ve bölme işleminde önce yine işaretlerin dilini anlayalım arkadaşlar. Zaten şu çarpmayı konuşmuştuk az önce toplama ve çıkarmada. Aynı işaretleri bakın artı ile artıyı veya eksi ile eksiyi çarparsanız sonucunuz pozitif. Artı ile artıyı bölerseniz ya da eksi ile eksiyi bölerseniz sonucunuz pozitif. Ama zıt işaretli sayıları çarparsanız negatif, zıt işaretli sayıları bölerseniz negatif olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi 9 ile 5, 9 kere 5 45. Buradan zaten hiçbir esprisi yok. Buraya gelelim. Bakın eksi 12 çarpı eksi 5. Şimdi ben burada kimle kimi çarpıyorum? Eksi ile eksiyi çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı neydi? Buraya dikkat edin. Artıydı. Artıyı koydum. 12 ile 5'i çarptım. 60. Önce işaret incelemesi yapıyoruz. Bakın artı 15 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Artı ile eksiyi çarptığım için eksi 4 çarpı 15 60. Eksi 48 bölü 8. Önce işaret incelemesi yapıyoruz. Eksi sayıyı artı sayıya bölmüşüm. Eksiyi artıya bölersem bakın burada var. Cevabım negatiftir. Daha sonra 48'i 8'e bölüyorum. Cevabım 6 diyeceğim. Artıyı eksiye bölmüşüm. Zıt işaretlileri bölüyorsam negatifti demiştim. 50 bölü 10'dan 5 diyeceğiz. Eksiyi eksiye bölmüşüm. Aynı işaretleri bölüyorsam artıdır. Yani bunlar artı olur. Artıdır. 240'ı 12'ye bölersem cevabım 20'dir derim arkadaşlar. 240 bölü 12 20'dir. Devam. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çarpma ve bölme işleminde herhangi bir zorluk yok. Çok basit mantık. Aynı işaretli sayıları çarpıyorsam veya bölüyorsam pozitif. Farklı işaretli sayıları çarpıyorsam veya bölüyorsam negatiftir deyip toplama, çarpma veya bölme yapıyorum. Toplamada, toplama çıkarmada artılar eksiler biraz kafanızı karıştırabilir. Onun mantığını da anlattık. Lütfen video tekrarını tekrar tekrar yaparak ilerlemeye çalışın. Lütfen çözülen her soruyu tekrar çözün. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.